Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşmak istediğimiz konu Türkiye ve Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki son ilerlemeleri hakkında. En son yapılan anlaşma ki Ekim 2019'da imzalanan Rusya ile imzalanan M4 karayolu üzerinde İsa ile Deltamer arasındaki ortaya, ortak devriye ile yürütülecek bir anlaşmaydı. Bu ikili anlaşma ile Türkiye-Suriye sınırı bir şekilde güvenlik altında alınacaktı. Yalnız son zamanlarda çok ciddi olaylar oldu ve Türkiye yine geçtiğimiz yılın son zamanlarında en İsa'da bir askeri üs kurmaya karar verdi. Bu bölgede Rusya'nın da bir askeri kuvveti bulunuyor ancak gerçekten çok sembolik bir miktarda ve o yüzden buna çok büyük diyemeyiz ancak bu sembolik askeri güç Türkiye'nin özellikle M4 karayolunu bir şekilde kontrol altında enge almasını engellemesine yol açıyor. Aynı zamanda daha fazla bizim orada etkili bir alan oluşturmamızı engelliyor. Enisa İnis'e şehrine baktığımız zaman bu Irak sınırından başlayan ve Halep'e bağlanan ve yine Suriye'nin kıyı şehirlerinde devam eden M4 karayolu üzerinde yer alan hem askeri açıdan hem de lojistik açısından çok stratejik bir şehir. Hem Rusya hem de Türkiye yine Kuzey Suriye'de bu şehrin yakınlarında askeri güçleri var. Ama dediğimiz gibi Rusya'nın çok az bir miktarda askeri var bu bölgede. Türkiye ise son zamanda oraya bir askeri güç kurdu. Peki neden? Suriye demokratik güçleri dediğimiz bir orada kuvvet var. Hepimizin bildiği gibi bunun asıl tabanı PKK, YPG'den oluşuyor. Ve başlardaki komutan da mazlum yaptı. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Kürdistan İşçi Partisi yani PKK'nın tarafından eğitilmiş, Suriyeli olmayan savaşçıların kendileriyle birlikte savaştığını belirtti. Zaten bizim açımızdan bu malumun açıklanmasıydı. Ama tabi burada bizim dikkat ettiğimiz konu hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin bu endişelerini hiçbir zaman dikkate almadıklarıydı. Ee, zira e, hem Rusya hem de e, Amerika bu bölgenin Aslında SDG e, tarafından e, kontrol edilmesinin e, gerektiğine inanıyorlar ve de bu nedenden dolayı Bizler burada jeopolitik pusula olarak Türkiye' ile Rusya' Türkiye ile ABD arasındaki bu e, gerginliklerin zaman zaman daha da yukarı çıkacağını inanıyoruz. Bu nedenden dolayı inanıyoruz. Çünkü Türkiye açısından çok önemli olan güvenlik e, konuları e, endişelerimiz bu iki iki ülke tarafından gerçekten dikkate alınmıyor. E, peki e, buradaki önemli konu ne bizim açımızda yine baktığımız zaman? E, Türkiye ile Rusya arasındaki ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler Kuzey Suriye'den ibaret değil. Kuzey Suriye gerçekten bu iki ülke ile olan ilişkilerimizde çok büyük bir yer kapsamıyor. Daha önemli konularımız var. Bu yüzden dolayı da yine bizim inancımız her ne kadar ikili ilişkilerimiz arada önümüzdeki yıllarda zamanlarda. Ee, aşağı yukarı e, grafik çizse de bir şekilde halledilecek. Ama asıl önemli olan konu şu. Yine bunu bir sonraki videolarımızda belirteceğiz. Türkiye e, yeni bir politika izledi bugüne kadar. Güçlü asker, güçlü dış politika. Ama güçlü dış politikanın e, altında yatan en önemli desteklerden birisi de güçlü bir kaynak yani ekonomi. Hepimizin malumu Türkiye'nin ekonomisi gerçekten o kadar güçlü değil. Çok ciddi sorunlarımız var. Sadece Covid'den dolayı değil, yapısal sorunlarımız da var, ekonomik sorunlarımız da var. Türkiye'deki yolsuzluklardan tutun diğer konulara kadar da sorun, sorunlarımız var ve o yüzden dolayı güçlü bir ekonomi olmadığı sürece gerçekten güçlü bir dış politika ve yine güçlü bir asker veya askeri kuvvet, ordu uzun zamanlı, soluklu devam eden bir kuvvet beklenmemelidir. O yüzden dolayı gerçek soru şu. Türkiye'nin bölgesel gerçek stratejisi nedir? Bu videoyu sevdiyseniz lütfen aşağıda bir beğendi butonu var. Ve yine kanalımıza üye olursanız, ne zaman yayınlarsak bir video hemen size bir mail gelecek. Bizi izlemeye devam edin ve nerede olursa olsun sağlıkla kalın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.